Sevgili dostlar, burada yine saygıdeğer davetlerimiz var. Onlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili adayı Sayın Süleyman Güzel aramızda. Kendisi hem de burslarla ilgili bize katkıları olacak. Biz kendisini kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Tayyeri Derneği'nin değerli yönetim kurulu üyeleri, Sayın Erzincan Milletvekilim, Sayın İlçe Başkanım, Sayın 1. Bölge Milletvekili adayım Doğan Çakmak, değerli kardeşlerim, gençlik kolları, derneğimizin gençlik kolları, kadın kolları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tanyeri Derneği'ne ben Sayın geçmiş dönem Rıza Fındık abimizin kanalıyla derneğimizle tanıştık. O günden bugüne kadar Tanyeri Derneği'nin zannediyorum ilk başlangıçta 80'da 100 öğrenci burs almıştı. Daha sonra o burslar devam etmişti. Ben de takipçisi olmuştum. Beni buraya davet eden arkadaşlarımız, bursla ilgili bir çalışmamız var. Sizi de aramızda görmek istiyorum dediklerinde çok doğru şey yapıyorsunuz. Sizler etkinliğinizi yapın. Ama önce tüm öğrencilerinizin Tanyeri Derneği bir listesini çıkarsın. Kaç tane öğrenciye burs veriyor? Kaç tane öğrenci bursa ihtiyacı var? Onun listesini bana getirin. Ben Erzincan Sanayi İş Adamları'nda, Erzincan Eğitim Kültür Vakfı'nda ve sivil toplum örgütlerinde 7-8'e yakın sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve idarecilik yapmaktayım. Tamamını orada artırmaya çalışacağım. Ancak 70-80'i geçer de onun üzerinde bir eksiklik olursa onu da siz tamamlayın diye Sayın Başkanımıza söylemiştim. Ben bu burslarla ilgili bir kitap yazmıştım. Yani beni kitap yazmama yönelen kitaba neden olmuştu yazmama. Orada ben kısaca size o anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bana Erzincan'ın köylerinde bir mektup geldi. Mektupta şöyle diyordu. Sayın Süleyman Güzel, biz iki kardeşiz. Birimiz tıpta okuyoruz, birimiz hukukta okuyoruz. Babamızın kısıtlı bir geliri var. Dolayısıyla bize göndermiş olduğu para bize yetmiyor. Ancak yetebilmesi için kardeşim başka bir şehirde, ben başka bir şehirdeyim. Biz kendi aramızda bir anlaşma yaptık. Babamızın bize gönderdiği para ancak bizim iki öğün yemek yememize yetiyor. Ben sabah kahvaltısını yapıyorum, abim öğle yemeğini yiyor. Abim öğle yemeğini yediği zaman ben akşam yemeğini yiyorum. Dolayısıyla abim sabah kahvaltısını yaptığı zaman ben kahvaltımı yapmış sayıyorum. Dedim ki bu öğrenci zannediyorum duygu sömürüsü yapıyor. Aradım üniversiteyi. Dedim ki bir öğrenci var mısın öğrenciniz? Evet var. Peki bu öğrenciniz sizde ne kadar fiş alıyor? Dediler ki 20 fiş alıyor. Peki bir öğrenci size kaç fiş alması lazım? 30. Demek ki bu öğrenci gerçekten de 3 öğün yemek yemiyor, 2 öğün yemek yiyor. Ben bu arkadaşa kendi imkanlarımla bir burs gönderdik. 200 TL. Bir arkadaşımıza söyledik, bir vakfa söyledik. Bu öğrenciye 600 lira burs gönderdik. Ve arada 2 ay geçti. Kişi bana mektup yazdı. Sayın Süleyman Güzel, bize göndermiş olduğunuz o burs parası fazla. Ben size 200'ünü geri gönderiyorum. Lütfen benim gibi ihtiyacı olan bir arkadaşa bu 200 lirayı gönderin. Değerli kardeşlerim, bizim toplumumuz gerçekten insanı seven, insana saygı duyan, içimizde böyle insanlar var. Ve o mektubu okuduğum zaman duygusallaşmıştım ve ağladım. Oğlum içeriye girdi. Baba dedi, ne oldu, bir şey mi oldu? Oğlum bir mektup geldi de biraz okudum, duygusallaştım. Ben de bakabilir miyim? Tabii oğlum, bir bak dedim. Oğlum mektup okuduktan sonra bana döndü. Baba dedi, bana vermiş olduğun harçlıkta 200 lira lütfen eksik ver. Bir arkadaşa tekrar gönder, o da ihtiyacını göndersin. O nedenle burslar deyince değerli kardeşlerim, benim gerçekten kalbim sızlıyor. Bizim toplumumuz gerçekten ekonomisi dar, işsizliğe ihtiyacı var, yoksul. Ama inşallah bizim toplumumuz da işsizliği ve yoksulluğu yakasına yapışmış bir kader olmaktan çıkaracak diyoruz ama hükümet olamıyoruz. İnşallah hükümet oluruz.
bir dahaki seçimlerde mi diyoruz, artık ne diyoruz, içimizde orada da acıyor. Ben bu etkinliği düzenleyen tüm kardeşlerime can yürekten teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ama öğrenci burslarını hiç bırakmayacağım. Sayın milletvekilime de diyorum, Erzincan'da ne kadar öğrenciniz burs varsa lütfen ilk bazında listenizi yapın, bize gönderin. Ben de takipçisi olacağım İstanbul'da. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Özellikle bir eğitimci olarak bu yürek insanlarının, can dostların eğitime, gençlerimize verdiği destekler katlanarak devam edecektir. Mutlak öyle olmak zorunda. Bu çalışma bize çok onur ve kıvanç verdi. Herkese teşekkür ederiz. Gecenin konsepti itibariyle fazla laf etmek istemiyorum. Şiirle yumuşatayım ben. Önce bir Erzincan diyeyim. Bu salonda yazılmış bir şiir. Sanırım 85'te yazdık. Böyle bir programda. Nice ağıtlar deprem söktürür. Düzen verilmiş saza. Her mızrap bir türkü derinlerden gelir. Mest eder insanı ki zayıf kalır anlatmakta Usta Evliya Çelebi. Pul pul edip dizsem mi yazmasına kızların? Sığmıyorsun ellerime. Sana açık gönlüme girlevik şelalesi. Refahiyeden bal indiren düzlüğe, tulum peynirine eşlik eyleye. Eğinden dut toplayan cimin bağlarından üzüm. Mayalansın dizelerinde Enver Gökçe'nin, deyişlerinde Ali Ekber'in, düğün dernek hazır olsun dostlar meclisine. Yine böylesi bir programda değerli büyük ustamız sesimizi tüm dünyaya bir koro şeklinde ileten saz ustası, söz ustası, türkülere ve deyişlere can veren bir usta Ali Ekber Çiçek demişiz. Biraz sonra dağıtacağım bu ustayı. Girlevik akar yüreği, munzur. Türkülerle, deyişlerle beslendi, soluğu tecerden kar delenler. Sesinin dağrına durur dünyanın tüm rüzgarları cümle kuşlar. Sazının telini öper denizlerin dalgaları. Başaklar haydar haydar sallanır, sofralara düşer canları. Sözler saf tutarken notalarda sevgi görgüyle niyaz eder. Dört kapı 40 makamda. Sazına ekledi, sohbeti, sözü, sevdası yaptı, erkanı, yolu. Gönül, kalk gidelim Sıla'ya doğru. Türkülerle, deyişlerle beslendi, soluğu tecerden kar delenler. Sesinin dağrına durur dünyanın tüm rüzgarları cümle kuşlar. Sazının telini öper denizlerin dalgaları. Başaklar haydar haydar sallanır, sofralara düşer canları. Sözler saf tutarken notalarda sevgi görgüyle niyaz eder. Dört kapı 40 makamda. Sazına ekledi, sohbeti, sözü, sevdası yaptı, erkanı, yolu. Gönül, kalk gidelim Sıla'ya doğru. Değerli dostlar, çok savaş kışkırtıcılığının yapıldığı bir ortamda, ki yine bu hükümetin tabii marifeti, sıfır sorun diye başlandıydı. Bütün komşularımızın evi başlarına yıkılacak duruma geldi. İç savaş tehdidiyle her zaman karşı karşıya kalmak durumunda olduk. Bu nedenle de gerçekten
barışı sağlayacak bir hükümete acilen gereksinimiz var. O nedenle bir umut olması noktasında barışa çağrı şiirimle ben bitireyim. Öyle bağlayayım daha iyi olur. Barışa çağrı. Bir yaprağı Türk, diğeri Kürt diye açmaz papatyaların. Arap, Zenci, Eskimo. Çınarların bir dalı İngiliz, diğeri Çinli için sallanmaz. Sadece bu dalar, sadece Müslümanlar için soluk vermez çamlar. Gök kubbenin bir yanında Alman, diğerinde Japon yazmaz. Sünni, Katolik, Protestan diye göksünü açmaz dağların bir yüzü, diğer yüzünde kül olmaya aday ormanlar can çekişmez Alevi, Anglikan diye. Gök kubbenin bir yanında Fransız, diğerinde Kongo yazmaz. Yağmur damlalarının biri senin, diğeri benim için inmez yeryüzüne. Rüzgar Tibet'te bir çeşit, Sahara'da başka biçimde oluşmaz, farklı olsa da şiddetleri. Boşuna direnmedi Prometheus şahmalarda, boşuna derisi üzülmedi Nesimi'nin, Bruno, Mansur, 35 can ateşte. Çağrım insanım diyenlere. Tutuşalım haydi, uzatın ellerinizi, bilincinizin közünde ve yangın yerinde yüreğinizi, kinsiz, silahsız, var edelim düşümüzün kan bulaşmayan dünyasını. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Sayın çok özür diliyorum. Erdoğan Özyalçın. Çok özür dilerim. Buyurun. Ülkemin aydınlık yüzlü gençlere, gençlerimiz, Cumhuriyet'in gençlere, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel organizasyonu yapan gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gençlerimiz kendini gösterdiler. Onlarla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Onlara söz veriyorum. Ankara'da onların sesi olacağım, yüreği olacağım. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hepinize eğlenceler diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum size.